Merhaba arkadaşlar. Bu hafta R'de kullanılan önemli bazı fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu fonksiyonları kullanmak amacıyla bir vektör oluşturalım. 1.2.7 şeklinde veya 10 diyelim. 1.2.10 şeklinde 2 nokta operatörünü kullandığımda gördüğünüz gibi birden 10'a kadar tam sayılardan oluşan bir vektör oluşturabiliyorduk. Bunu bir değişkene atalım. X eşittir 1.2.10 dediğimizde ve x'in değerlerini istediğimizde birden 10'a kadar olan tam sayı değerlerini elde edebiliyoruz. İlk göstereceğimiz, öğreneceğimiz fonksiyon bugün length fonksiyonu. Length uzunluk demek biliyorsunuz. Bir vektöre uygulandığında vektörün kaç tane elemanı olduğunu length fonksiyonu ile elde edebiliyoruz. Örneğin length x dediğimizde x'in 10 tane x vektörünün 10 tane elemanı olduğu için 10 sonucunu elde ettik. Bir başka fonksiyon max fonksiyonu max ile yazılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi max x dediğimizde x'in en büyük elemanı olan 10'u. Benzer şekilde min fonksiyonu da x'in en küçük elemanı olan 1'i bize veriyor. Bundan başka kullanabileceğimiz x'in değerlerini hatırlıyoruz. 1'den 10'a kadar sum diye bir fonksiyondan bahsedeceğiz. Sum yine toplam demek biliyorsunuz. Ne yapar? Kendisine gönderilen vektörün elemanlarını toplar. Dolayısıyla x 1'den 10'a kadar tam sayılardan oluştuğuna göre sum x dediğimizde 1'den 10'a kadar tam sayıların toplamı olan 55 değerini elde ediyoruz. Bir başka fonksiyon prod. Production'ından geliyor bu. Ne yapar? Bir vektörün elemanları kendisine gönderildiğinde o elemanları birbirleriyle çarpar. Yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 10'a kadar olan tam sayıları çarpar. Bu da aynı zamanda aslında 10 faktörüyle de eşit oluyor. Ve sonuç olarak biz 3.628.800 değerini elde ediyoruz. Bundan sonraki fonksiyon da zaten factorial. Onu da deneyelim isterseniz bakın. Factorial 10 dersek factorial ne yapar? Factorial'i hesaplar. 10 dediğimizde yukarıdaki değerin aynısını almamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi 3.628.800 değerini elde ediyoruz. Sizin kafanızdan hesaplayabileceğiniz bir faktöriyel değeri olan 5'i deneyelim mesela. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1, 120 sonucunu elde edebiliyoruz. Peki, ekranı bir temizliyorum şimdi. X'i tekrar hatırlatıyorum. Sıradaki fonksiyonumuz mean fonksiyonu. Mean ne yapıyor? Kendisine gönderilen vektörün aritmetik ortalamasını alıyor. Yani 1'den 10'a kadar tam sayının aritmetik ortalaması nedir dediğimizde 5.5 sonucunu elde ediyoruz. Bir başka fonksiyon range fonksiyonu. Range fonksiyonu kendisine gönderilen vektörün en küçük ve en büyük elemanını veriyor. X vektörünün en küçük elemanı 1, en büyük elemanı da 10 olduğu için range x dediğimizde bu değerleri gördüğünüz gibi elde ettik. Var fonksiyonu, variance'ın kısaltılmışı yani varyansı hesaplar. Var x dediğimizde 9.16 olarak varyansını elde ettik x'in. Bunun karekökü de biliyorsunuz nedir? Standart sapma. Ama onun için bir fonksiyonumuz var. SD x dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 3.02 olarak bunun karekökünü ettik. Veya şöyle de yazabiliriz. SQRT fonksiyonunu sanırım daha önceden anlatmıştık. Evet, anlatmıştık. Kök almaya yarayan fonksiyon. SQRT var x dersek, yani varyansın karekökünü alırsak, bakın yukarıda SD ile bulduğumuz sonucun aynısını bulabiliyoruz. Peki median veya ortanca hesaplamak için median diye yazılıyor. Median fonksiyonunu kullanıyoruz. Median x dediğimizde sonucu 5.5 olarak elde ettik. IQR Interquartile Range Türkçe karşılığı 4'e bölenler aralığı oluyor bunun.
Yani ne yapıyor? Alt 4'e bölenden üst 4'e böleni çıkartıyor. Ama bunun öncesinde ben summary fonksiyonunu bir kullanayım. Summary x diyeyim. Summary fonksiyonu bize burada gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istatistiği veriyor. Nedir bu istatistikler? Min'in altındaki 1, en küçük değer. First quarter yani alt 4'e bölen 3,25. Median yukarıda hesapladık zaten 5,5. Aritmetik ortalama 5,5, onu da yukarıda hesaplamıştık. Third quarter üst 4'e bölen Q3 de diyebiliyoruz buna, 7,75, maksimum değer de 10. Summary fonksiyonu çok kullanışlı, bize pek çok istatistiği veriyor. Yukarıda hesapladığımız istatistiklerin bir kısmını burada gördük. Dolayısıyla alt 4'e bölen 3,25, üst 4'e bölen de 7,75. Ve şimdi IQR dediğimizde interquartile range yani 4'e bölenler aralığı dediğimizde x için 4,5 değerini elde ettik. Bu neydi? 7,75 ile 3,25'in arasındaki fark, yani üst 4'e bölenle alt 4'e bölenin arasındaki fark 4'e bölenler aralığını veriyor. R'de de bize bu sonucu veren komut IQR veya fonksiyon IQR fonksiyonu. Peki, eğer biz bu alt 4'e böleni üst 4'e böleni kendimiz elde etmek istiyorsak quantile diye bir fonksiyon da var. Ne bileyim, şöyle quantile deyip x'i gönderirsek gördüğünüz gibi işte alt 4'e bölen %25'likte 3,25, üst 4'e bölen %75'likte 7,75, %50'likte ortancanın değerini 5,5 olarak alıyoruz. Ayrıca %100, sıfırlık ve %100'lük dilimleri de bize quantile fonksiyonu verebiliyor. Peki, şimdi yine bir ekranı temizleyelim. Sine fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Bu matematikte gördüğünüz işaret fonksiyonu. Negatif değerler verdiniz. Mesela sine eksi 7 dediğinizde eksi 1 sonucunu elde ediyoruz. Negatif değerler için sine fonksiyonu bize eksi 1 veriyor. Aksine pozitif değerler için mesela sin 7 dediğimizde de artı 1, yani 1 değerini elde ediyoruz. Mutlak değer için absolütün kısaltılması olan ABS'yi kullanıyoruz. Mesela ABS eksi 9 dediğimiz zaman 9'u veya ABS 9 dediğimiz zaman yine 9 değerini elde ediyoruz. Pekala. Sum fonksiyonundan bahsetmiştim ama tekrar hatırlatacağım. Onunla ilgili biraz daha fazla şeyler yapacağız. Önce x'i hatırlatalım. X 1'den 10'a kadar tam sayı değerleri alıyor. Sum x deyince bugün yapmıştık bunu. 55 değerini de elde ediyoruz. Yani 1'den 55'e, 1'den 10'a kadar olan tam sayıların toplamına. Şimdi şöyle bir ifade yazacağım ben. Sum x'in karesi, gördüğünüz gibi 3025 yapıyor. Burada ne yapıyor? Önce sum x fonksiyonu yerine getiriliyor. Yani 55 değeri bulunuyor. Sonra karesi alınıyor. 3025. İsterseniz kontrol edelim. 55 üssü 2, yani 55'in karesi deyince gördüğünüz gibi 3025 değerini elde ediyoruz. Bir de şöyle bir ifade yazacağız. Sum x'in parantez içerisinde karesi, sonra parantezi kapatacağız. Enter'a basacağız. Bu sefer 385 değerini aldık. Bu defa ne oldu? Bu defa önce parantezin içerisinde x'lerin kareleri alındı. Yani 1, 2, 3'ün kareleri sırasıyla 1, 4, 9, 16 şeklinde. Sonra bulunan bu değerler toplandı. Şöyle yani daha açık göstermek gerekirse x'in karesi dersek bakın 1'den 10'a kadar olan tam sayıların kareleri sırasıyla 1, 4, 9. Ardından bunlar toplanarak 385 bulundu. Yani şu ifadelerin yazılması çok çok önemli. İstatistikte de bunlar önemli biliyorsunuz. Bir toplam x'in parantez karesini alırız. Bir de x'lerin karesinin toplamını alırız. İşte onlar R'de bu şekilde karşılıkları oluyor. Bunları kullanırken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki, sumla ilgili işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz ama öncesinde yine ekranı temizleyip iki tane vektör tanımlayacağım. X vektörü 2, 3 ve 5'ten oluşsun. Y vektörü ise 3, 8 ve 9'dan oluşsun. X
çarpı y dersem ne elde edeceğim? 2 ile 3 çarpılacak 6, 3 ile 8 çarpılacak 24, 5 ile 9 çarpılacak 45 sonucu elde edecek. Peki şöyle bir ifade bana neyi verir? Sum x çarpı y. Biliyorsunuz önce parantez içindeki işlemler yapılıyor. Yani önce yine 6, 24 ve 45 bulunacak. Sonra bunlar toplanacak ve 45 artı 24 artı 6, 75 sonucu elde edilecek. Peki şu ifade neye karşılık gelir? Sum x çarpı sum y. Burada ise sum x neyi verir? 2 artı 3 artı 5 yani 10 değerini verir. Sum y ise 9 artı 8 artı 3 yani 20 değerini verir. Dolayısıyla 10 çarpı 20'den sonuç 200 olarak elde ediliyor. Burada neye dikkatinizi çekmeye çalışıyoruz? İşte parantez içerisindeki işlemlerin sırasına, fonksiyonların sıralamasına, özellikle sum fonksiyonunda bunların nasıl kullanıldığına dikkatinizi çekmek için bu son örnekleri bir kez daha vermiş olduk. Şimdi yuvarlamayla ilgili çeşitli fonksiyonlarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Öncesinde bir y vektörü tanımlayacağız. Y vektörümüz eksi 5,17 virgül 11,47 virgül 17,28 virgül 13,26 eksi 4,78 ve 51,43 değerlerinden oluşsun. Şöyle bir bakalım. Evet. Hata yapmışız. Biliyorsunuz nokta ile virgül kullanımı birbirinden çok çok farklı R'de. Burada 5, nokta 17, 11,47, bir de 4,78 diyelim. Evet, şimdi evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemandan oluşan y vektörümüzü tanımlamış olduk. İlk olarak round fonksiyonu. Round yuvarla demek. Şöyle bu haliyle y'yi bir round'a gönderelim. Ne yaptı? Eksi 5,17 eksi 5'e dönüştürüldü. 11,47 11'e, 17,28 17'ye, 13,26 13'e, eksi 4,78 eksi 5'e, 51,43 de 51'e dönüştürüldü. Mesela round fonksiyonu bu haliyle kullanıldığında ne yapıyor? En yakın tam sayıya yuvarlama işlemini yapıyor. Ama biz bu fonksiyonda ikinci bir parametre daha kullanabiliriz. Virgül koyup yanına. Ondan kısımda kaç haneye yuvarlamasını istiyoruz? Mesela bir haneye yuvarlamasını istersek. Bakın bu defa ne oldu? Eksi 5,17 neye yuvarlandı? Bu nokta 17'yi tek haneye yuvarlarsanız nokta 2'ye dönüşüyor. Dolayısıyla eksi 5,2 17 eksi 5,2'ye. 11,47 nokta 47 nokta 5'e yuvarlandı. 17,28 nokta 28 nokta 3'e. 13,26 da 26 nokta 3'e yuvarlandı. Eksi 4,78 de 78 nokta 8'e. 51,43'te de nokta 43 nokta 4'e yuvarlandı. Peki. Şimdi y'yi tekrar bir yazalım. Bu sefer trunk fonksiyonundan bahsedeceğiz. Trunk y dediğimizde neyi elde ediyoruz? Eksi 5,17 eksi 5. 11,47 11. 17,28 17. 13,26 13. Eksi 4,78 eksi 4. 51,43'te 51'e olarak verildi trunk fonksiyonu. Trunk fonksiyonu şu işe yarıyor. Ondalık kısmında ne varsa varsa önemli değil. Onların tamamına atıyor. Sayının tam sayı kısmı neyse trunk fonksiyonu bize onu veriyor. Trunk sayının tam sayı kısmını bize veriyor. Devam edelim. Bir de scaling fonksiyonumuz var. Scaling y dediğimiz zaman şimdi ne oldu? Eksi 5,17 eksi 5'e 11,47 12'ye 17,28 18'e 13,26 14'e eksi 4,78 eksi 4'e 51,43'te 52'ye yuvarlandı. Sailing'in şu özelliği var. Ondalıklı kısmının ne olduğu önemli değil sailing açısından. Yani nokta 5'ten büyük veya küçük ona bakmıyor. Kendisine en yakın tam sayı ne ise
Ona yuvarlama yapıyor. Mesela -5.17. Kimle kimin arasında? -5 ile -6'nın arasında. En yakın tam sayı, en büyük pardon, en büyük tam sayı hangisi? -5 olduğu için -5 yapıyor. 11.47. 11 ile 12'nin arasında. Hangisi daha büyük? 12 daha büyük olduğu için 12'ye yuvarlıyor. 17-28, 17 ile 18'in arasında. Hangisi büyük? 18. 18'e yuvarladı. 13-26, 13-14 arasında 14'e yuvarladı. Şurası bakın. -4-78. -4 mü büyük, -5 mi büyük? -4 büyük olduğu için bunu -4'e yuvarlamış oldu. 51-43, 51 ile 52'nin arasında. 52 daha büyük olduğu için 52'ye yuvarladı. Dolayısıyla Selig ne yapıyormuş? En büyük tam sayıya yuvarlıyor. 19 kısmının ne olduğu önemli değil. Kendisine yakın en büyük tam sayıya yuvarlama işlemini yapıyor Selig fonksiyonu. Peki yine ekranımızı temizleyelim. Ctrl L'ye basalım. Y'yi tekrar hatırlatalım ve reverse ve sort fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Reverse'ın kısaltılmışı rev diye bizim bir fonksiyonumuz var. Rev Y dediğimiz zaman ne oluyor bakalım? En sondaki 51.43 değeri en başa gelmiş. Onun yanındaki -4.78 onun yanına gelmiş. 13.26. Dolayısıyla ne oluyor? Rev, reverse. Yani bize verilen bir vektörün tersini ele alıyor. En sondaki eleman en başa, en baştaki eleman en sona gelecek şekilde burada gördüğünüz gibi elemanların yerleri değiştiriliyor. Peki bir de sort'u görelim. Sort ne yapıyor? Sort Y dediğimiz zaman -5, 17, -4, 11, 13, 17, 51. Herhalde anlaşıldı sort'un ne yaptığı. Bize verilen bir vektörün elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama işlemi yapıyor. Sort işlemi. Peki büyükten küçüğe sıralamak istersek ne yapacağız? Şimdi küçükten büyüğe sıraladığımızı tersini alırsak, şu en son sort y ile elde ettiğimiz vektörün tersini alırsak ne olur? Büyükten küçüğe sıralama olur. Yani evet, sort y'ye ihtiyacımız var ama bunun tersini almak için bunun başına bir rev fonksiyonu eklersek bakın ne oluyor bu sefer? Büyükten küçüğe doğru sıralama işlemini yapmış oluyoruz. Peki y'yi tekrar hatırlattım. Rank fonksiyonundan bahsedeceğim. Rank bize neyi veriyor? Rank y yazınca 1, 3, 5, 4, 2, 6 değerlerini elde ettim. Rank şunu verir. Gözlemler küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra bu gözlem hangi sıraya düşer? Mesela bizim gözlemlerimizin içerisinde en küçük olan ne? -5.17. Ona karşılık 1 geldi. İkinci sıradaki ne? -4.78. Bakın ona karşılık gelen değer 2. Ondan sonra gelen değer 11.47. 3. Ondan sonra gelen değer 13.26, onun 4'ü. Sonra 17.28, 5. sırada ve son 51.43'te küçükten büyüğe sıralanınca 6. sırada rank bize bunu vermiş oldu. Kamsam diye bir fonksiyonumuz var. Kümülatif son, yani kümülatif toplam. Bunu klasik istatistik derslerinde görmüşsünüzdür. Ne yapıyor? -5.17 alıyor ilk değer olarak. Sonra -5.17'yi 11.47'ye ekliyor. Sonuç 6.30. Kamsamda ikinci değer olarak bunu veriyor. 17.28 ekliyor buna. 23.58. Bu şekilde en son 51.43'ü eklediğinde 83.49 aynı zamanda gözlemlerinde toplamı oluyor. Kamsam gibi çalışan bir de kamprot fonksiyonu var. O da toplama değil, kümülatif olarak çarpma işlemi yapıyor. Yani -5.17 ile 6.30'u çarptı. -59 buldu. Onunla 23'ü çarptı. -1024 buldu. Bu tüm sayıların çarpımı en son 330, 3 milyon 340 bin 301 küsür gibi bir değer almış. Peki, şimdi yine ekran temizleyeceğim. Korelasyon ve kovaryansından bahsedeceğim. Bu amaçla önce x eşittir 1, 4, 7, 7, 15 diye bir vektör tanımladım. 1, 4, 7, 7, 15. Y'yi de bu sefer ne yapıyorum? 6, 9. 6, 9, 12, 23 ve 36 olarak tanımlıyorum. Bunları bir serpilme diyagramına alalım bakalım. Pilot x virgül y deyip
Şöyle baktık. İki değişken arasında en azından aynı yönlü bir ilişki var. Birlikte artıp birlikte azaldıklarını görebiliyoruz. Peki, biz ne yapacağız? Korelasyon hesaplayacağız x ile y arasında. Bunun için fonksiyonumuz CoR fonksiyonu. X virgül y dediğimiz zaman pozitif bir korelasyon bekliyoruz. Oldukça kuvvetli bir korelasyon çıktı. 0,94 gibi bir korelasyon karşımıza çıktı. Kovaryans hesaplamak için de JOV fonksiyonumuz var. JOV x virgül y deyince bunun da pozitif olmasını bekliyoruz tabii ki. 60,55 olarak bunun değerini elde etmiş olduk. Sırada which ve unique fonksiyonları var. Yine x'i bir hatırlatalım. X 1, 4, 7, 7, 15 değerlerini alıyordu. Unique fonksiyonumuzu kullanacağız. Unique x dediğimizde bize 1, 4, 7, 15 veriyor. Bakın 7'den 2 tane vardı, ondan tek olarak verdi. Yani tek olan unique, işte ne demek tek? Bir tek anlamına geliyor. Tek olan elemanlar neyse x'te, onları bize unique fonksiyonu veriyor. Tekrar eden elemanları yalnızca bir kez veriyor. Peki x'te çalışmaya devam edelim. X'in değerleri 1, 4, 7, 7, 15. X'in 5'ten büyük elemanları, x büyük 5 dediğimizde false, false, true, true, true'yu elde ediyoruz. Neden? 1 ile 4 küçük olduğu için false. 7, 7, 15 de 5'ten büyük olduğu için true, true, true değerlerini elde ettik. Burada which'i kullanacağız. Which hangi demek biliyorsunuz? Which x büyük 5 dediğim zaman ne olacak? X büyük 5 false, false, true, true, true'yu yaratacak. Bunlar which'e gidince kimler true? 3. 4. ve 5. sıradaki elemanlar true. Yani neyi elde etmiş oluyoruz which ile? Buradaki parantez içerisinde verdiğimiz şartı yerine getiren elemanların indislerini, yani kaçıncı sıraya geldiğini elde etmiş oluyoruz. Peki şimdi sırada normal dağılıma uygun gözlemler üretmek için kullandığımız bir fonksiyon R norm fonksiyonu var. Ben R norm 50 deyip Enter'a basarsam gördüğünüz gibi 0, pozitif ve negatif 0, 1 hatta ikilisi yok bile. Ne yaptı R norm bu haliyle? 50 tane standart normal dağılıma uyan rastsal değişken üretti. Standart normal dağılımı hatırlayacağınız gibi aritmetik ortalaması 0, varyansı ve standart sapması da 1'di. Hatta bunu şöyle yapalım. Z eşittir diyelim. Sonra Z'nin şeyini isteyelim. Ortalamasını isteyelim. Min Z diyelim. Bu 0'a yakın bir değer olması lazım. Eksi 0,3 çıktı. Standart sapmasını isteyelim. Bunun da 1'e yakın bir değer olması lazım. O da 0,95 çıktı. Tabii 50 tane gözlemde böyle ama biraz büyütelim. Z'yi 500 bin diyelim mesela. 500 bin tane gözlem üretelim. Hemen üretti. Şimdi minine baktığımızda sıfıra çok çok yakın bir değer olması lazım. Çünkü çok fazla değer ürettik. Gördüğünüz gibi 0,0000 19 hızında 3 tane sıfırı dahi elde ettik. Standart sapmasında da yine 1'e çok çok yakın bir değer. Gördüğünüz gibi 14 kısımda bakın 1,000 gibi çok çok yaklaştık standart normal dağılımın teorik değerlerine 500 bin tane gözlem üretince. Peki tamam bunu anladık. R norm bu haliyle tek parametre verdiğimizde kaç verirsek o kadar tane standart normal dağılıma uygun değişken üretiyor. Benim farklı aritmetik ortalama ve varyanslara sahip, standart sapmalara sahip normal dağılımlara uygun değişken üretmek istersem ne yapacağım? Yine R normu kullanacağım. Yine ilk parametrem kaç tane üretmek istiyorsam olacak. Mesela R norm 20 tane gözlem üreteceğim. Burada ikinci parametrem dağılımın aritmetik ortalaması olacak. Mesela aritmetik ortalama 50 olsun. Üçüncü parametrem de standart sapmam olacak. O da 10 olsun mesela. Bakın 50 civarında gördüğünüz gibi değerler elde ettik. Ortalaması 50, standart sapması 10 olan 20 tane normal dağılıma uygun değişken. Tabii bunun da ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayabiliriz. Ortalama 50'ye yakın olacak, standart sapması da 10'a yakın olacaktır.
Summary fonksiyonundan burada bir kere daha bahsetmek gerekirse şöyle yapalım bu deneyi. R norm'u bunu yine z değişkenine atayalım. Ortalaması 50 standart sapması olsun ama 20.000 tane gözlemden oluşsun. Ve bunun summary'sini alalım. Summary z diyelim. Bakın 20.000 tane gözlem var. Ortalaması 50, standart sapması 10 ve normal dağılıma uyuyor. Şimdi 7 tane sistemimiz. 50'ye 10'luk dağılımda 6.215 gibi 20.000 tane gözlem üretince bir değerle karşılaşmışız. En küçük değer. Alt 4'e bölen 43. Median 49.9. Mean 49.9. Yani ortanca ile aritmetik ortalama birbirine çok çok yakın. Çünkü normal dağılıma uyuyor. Üst 4'e bölen 4 quarter Q3 56.65. En yüksekte 89.714 gibi bir değer elde etmişiz. R normu çok sık kullandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle rastlı olarak normal dağılıma uygun değer üretmek istersek bu fonksiyondan çok sık yararlanıyoruz. Peki şimdi sıra geldi. Ana kütleden örneklem çekmek veya örneklem oluşturmak. Bu amaçla kullanabileceğimiz sample diye bir komut var. Bunu tek parametreyle kullanarak başlayalım. Sample 10 dediğimizde bakalım ne alacağız? 9, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 2, 10. Yani birden 10'a kadar tam sayılar rastsal olarak bizim karşımıza verildi. Bir daha aynı komutu vereyim. Bakın bu sefer de 2, 4, 10, 9, 7. Bir daha vereyim. 4, 1, 6. Yani her biri birer kere benim karşıma çıkartıldı. Ne oluyor dolayısıyla? Biz biliyorsunuz istatistikte iadeli çekim ve iadesiz çekim diye deney ortamlarını ikiye ayırırız. Sample bu haliyle çalıştırıldığında sample 10 dediğimizde sanki bir torbanın içerisinde birden 10'a kadar rakamlar var. Biz bu torbadan bir tane rakam çekiyoruz, onu kaydediyoruz ama torbaya geri atmıyoruz. Dolayısıyla böyle bu şekilde yani iadesiz çekim yapıyor sample bu haliyle. Peki hepsini değil de torbanın içerisinden 3 tane, 4 tane, 5 tane çekim yapacağız. O zaman sample 10, virgül 4 dediğimizde mesela torbadan 4 tane çekim yaptı. Sırasıyla ve iade etmedi tabii ki. Bunlar da 3, 6, 9 ve 10 olarak karşımıza çıktı. Eğer iadeli çekim yapmak istiyorsak, kaç tane çekim yapmak istediğimizi buraya ekleyebiliriz. Ama bizim için önemli olan parametre burada replace. Yani replace parametresi. Bu normalde false'dur. Bunu true olarak yazarsak burada olduğu gibi çekimi iadeli hale getiririz. Bakın çektim 5 torbaya geri attım. Çektim 9 torbaya geri attım. Karıştırdım çektim yine 9 geldi. Gördünüz mü? İadeli çekim olduğu için aynı gözlem tekrar karşıma geldi. Yine hatırlarsınız iadeli çekimlerde deneyler birbirinden bağımsızdı. İadesiz çekimlerde ise bağımsızlık şartı yerine getirilmiyordu. Peki, replace parametresinden bahsettik. burada şeyi kullanalım yine, 5 tane gözlem istiyorum. İadeli olarak 10 virgül, 5 virgül replace eşittir true diyeceğiz. Ne oldu? 2, 5, 2. Bakın 2'den gördüğünüz gibi iadeli çekim olduğu için 2 kez karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Peki, yazı tura simülasyonu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Her şeyin simülasyonu yapılır sample'la. Neyin tekrar yapılacak? Burada bir vektör vermemiz gerekiyor. Yazı tura. İsterseniz şöyle yazı için Y virgül tura içinde büyük T harflerini vektörümüzün içinde belirleyelim. İsterseniz uzun uzun da tabii ki yazabilirdiniz. Kaç kez atılsın para? Ha bir kez atılsın. Şimdi replace'e gerek yok. Bir kez atılıyorsa zaten ya yazı gelecektir ya tura. Burada tura geldi, yazı geldi, tura geldi, yazı geldi. Peki parayı 10 kez üst üste atalım. Şimdi ben burada 10 diyeceğim, virgül. Replace'i parametresine girmeyeceğim. Şöyle şu haliyle verince ne oluyor? Hatayla karşılaşıyorum. Çünkü işte birincinde Y, ikincide T geldi. Üçüncüyü çekmek için iade etmediğinden dolayı replace parametresini kullanmadığından dolayı artık kalmadı. Torbanın içerisinde çekecek bir şey kalmadı. Torbaya iade etmek zorundayız. O nedenle burada gördüğünüz hata mesajıyla karşılaştık. Bunu düzeltmek için ne yapmak zorundayız? Yerine yerleştir replace
iadeli çekim yap demek zorundayız. Yani replace eşittir. True'yu buraya ekleyince bakın yazı tura yazı tura şeklinde bir sonuç elde ettik. Pekala. Şimdi yine ekranı temizleyeyim. Biraz daha kayıp verilerden bahsedeceğiz. Önceden kayıp verilerden bahsetmiştik. Kayıp veriler NA ile belirtiliyordu R'de. Bazı fonksiyonlar kayıp veriyle çalışıyordu. Bazıları çalışmıyordu. İşte summary çalışırken max çalışmayabiliyordu. Biz kayıp veriler işleme alınmasın diye NA.RM eşittir T şeklinde bir parametreyi kullanıyorduk. Bugün bir de ona benzer şekilde çalışan na.omit fonksiyonundan bahsedeceğiz. Öncelikle bir vektör hazırlayalım. Vektör eşittir diyelim. Değerlerimiz 2, 3, 4, 3. Sonra iki tane kayıp veri. Kayıp veriler na, virgül, na olarak girildi. Arkasından 6, 6, 10, 11, 2, yine NA, virgül, 4, virgül, 3 şeklinde oluşturuldu. Bir isteyelim bakalım peki. Evet, kayıp veriler var. Kaç tane gözlem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Bunun 3 tanesi kayıp veri. Şimdi bakın, az önce söylemeye çalıştığım şuydu. Maksimum değerini ver. dersem kimin vektörün bu fonksiyon çalışmıyor gördüğünüz gibi. Ben bunu yapamam diyor. Çünkü vektörün içerisinde kayıp veriler var diyor. Ama summary dersem summary çalışıyor. İşte en küçük 2, en büyük 11, ortalama 4.909. Alt 4'e bölen, ortanca ve üst 4'e bölen değerlerin sayısı da 3, 4, 6 diyor. En sonunda bakın bu sefer summary'de neyi görüyoruz? NA's yani not available. Kayıp verilerden de 3 tane var diyor summary. Yani summary çalışıyor. Kayıp gözlem sayısını da bize gösteriyor. Şimdi yeni bir fonksiyon. NA.omit fonksiyonunu VK'e gönderiyorum. Bakalım nasıl bir output alacağız. Şimdi öncelikle bize 2, 3, 4, 3, 6, 6, 10, 11, 2, 4, 3 yani vektörün içerisindeki kayıp olmayan veriler gösterildi. Ardından 5, 6 ve 12 kayıp verilerin hangi sıralardaki gözlemler oldu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıradaki gözlemim şu. Kayıp. 6. sıradaki gözlemim şu kayıp ve şuradaki de 12. sıradaki gözlemim 5, 6, 12. NA.omit bize bu halde kullanıldığında bu sonucu veriyor. Ama biz şöyle bir şey de çalıştırabiliriz. Bakın yukarıdaki maksimum fonksiyonu çalışmıyordu. Ben yine maksimum fonksiyonunu kullanacağım. Ama bu sefer NA.omit fonksiyonunu maksimuma göndereceğim. Vektörümüz içeri. Şöyle bir ifade yazıyorum. Naomit vek bunu maksimuma gönder deyince bakın en büyük değer 11 olarak alındı. Dolayısıyla bir fonksiyonu, bir vektörü bir naomit fonksiyonuna gönderirsek ne yapıyor o da? İçindeki kayıp verileri yok ediyor. Onu daha sonra bir fonksiyona gönderebiliyoruz. Bunu daha önceden nasıl yapmıştık hatırlamak istersek işte maksimum vek deyip virgül koyup na nokta rm eşittir t şeklinde yapınca da bakın bu ikisi eşdeğer oluyor. Yani ya kullandığınız fonksiyonda ikinci bir parametre olarak na nokta rm eşittir t diyeceksiniz ya da na nokta omit deyip vektörünüzü parantez içerisinde yazıp onu kullanacağınız fonksiyona göndereceksiniz. Pek çok fonksiyonda bu şekilde böyle bir yapıyı kullanma şansımız var. Peki bundan sonra isNA ve subset fonksiyonundan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir ekranı temizleyeyim ben. Vektörümüzü tekrar görüntüleyelim. isNA'yı burada çalıştıralım. is.NA
Vek dediğimiz zaman nasıl bir sonuç elde ediyoruz? False, 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 true, true. Is ne ya? Ne yapıyor? Kendisine gönderilen vektördeki elemanlar eğer var ise, kayıp değilse false değerini veriyor. Kayıpsa true değerini veriyor. Gördüğünüz gibi 5, 6 ve 12. sıralarda true değeri var. Onlar bizim kayıp verilerimiz olduğundan dolayı. Dolayısıyla ben şimdi şöyle bir şey yapmak isteyeyim. Burada 14 tane eleman var. 3 tanesi kayıp. O kayıp olanları bir dışarıda bırakayım. Kayıp olmayan verileri elde edeyim. Yani 2, 3, 4, 3, 6, 6, 10, 11, 2, 4, 3 şeklinde bir vektör elde etmek istersen. Bu durumda subset diye bizim bir fonksiyonumuz var. Ondan yararlanacağız. Ama önce yine şu is ne a vec dediğimizde eşittir false olanları istiyorum dersem ben ne olacak? Kayıp olmayan verileri bu sefer elde etmiş oluyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer 1, 2, 3, 4 yani kayıp olmayan verilerim için true, kayıp verilerim için false almış oluyor. Is now vec dediğimde bunun tam tersiydi. Bunun false'larını bana verdiğince de işlem tam tersine dönmüş oldu. Bunu şimdi subset denilen bir fonksiyonla kullanacağım. KV diyeyim kayıpsız veri anlamında. Subset. Kendisine verilen bir vektörde şartları sağlayanları onun içerisinden seçer. Yani bir alt örneklem seçer diyebiliriz şartlara bağlı olarak. Kimden seçecek? Vektörden seçecek. Neleri seçecek? Is nokta na'ları vektörün içerisinde kayıpları false olanları seç dersem ne yapacak? İşte yukarıda bunun output'unu görüyorsunuz. KV dediğim zaman bakın kayıp veriler atıldı ve kayıp olmayan verilerden oluşan yeni bir vektör karşıma çıktı. Burada 3 tane kayıp veri atıldı. 11 tane gözlem verim benim karşıma çıkmış oldu. Peki subset oldukça kullanışlı bir fonksiyon. Kendisine bir vektör gönderiyoruz. Arkasından da bir şart veriyoruz. O vektörün içerisinde bu şartları kimler sağlıyorsa bunları subset bize ayıklıyor. Mesela şöyle bir vektör tanımlayalım. Birden 100'e kadar. Z eşittir. Birden 100'e kadar değer alsın gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde 11'e tam bölünenleri bulmak istiyoruz. Nasıl bir ifade yazmamız lazım? Subset diyeceğiz. Alt örneklemi seç. Kimden seç? Z'den seç. Şimdi şartımız 11'e tam bölünme şartı. Z tam bölünme neydi? Unutmuş olabilirsiniz. 100, yüzde yüzde Z yüzde yüzde kaça bölünme? 11. Z'nin 11'e bölümünden kalan 0 olacak demek için de eşit 0. Şöyle bir ifade yazıp Enter'a basarsak gördüğünüz gibi Z'nin içerisinde 11'e tam bölünen 11, 22, 33, 44 bu şekilde 99'a kadar olan değerleri elde etmiş olduk. Evet, bu dersimizde bazı önemli fonksiyonların üzerinde durmuş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.